Sevgili kıymetli Bağkurulu arkadaşlarım, değerli arkadaşlarım, buradan önce hepinize selam ediyorum. Şimdi arkadaşlarım bana yazıyorsunuz, abi neden video atmıyorsun falan filan diye yazıyorsunuz. Arkadaşlarım ben şimdi neden video atmıyorum? Herhalde meclis tatile gitmiş. Yani meclisteki milletvekilleri, bakanlar falan herhalde tatile gitmiş, tatil olmuş. Çünkü bu çalışmalar durmuştur herhalde yine. Biz Ekim ayını bekleyeceğiz, Ekim ayını. Ekim ayında artık yani Bağkurulların ızdırabı ve çilesi hala devam ediyor. Bütün Bağkurulların çilesi devam ediyor. Biz yani yaz da gelse, sezon da gelse, bu sıcaklar da olsa bu Bağkur konusuna kafayı taktığımız için hiçbir aklımızdan hiçbir zaman çıkmayacak bu Bağkur. Bu Bağkur çözülene kadar biz bu ızdırabı çekeceğiz. Eninde de çözüleceğiz, sonunda da çözülecek ama bu Bağkur. Çünkü verilen sözler, verilen vaatler tutulacak. Çünkü bazı arkadaşlarımız, yani bütün Bağkurlu arkadaşlarımız, yani biz buna bekliyoruz. Bekliyoruz. Sonuna kadar da burada mücadelemize devam edeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz. Evet edeceğiz. Mücadelemize devam edeceğiz. Neyle olursa bir şeyler yapacağız yani. Ama elinde de sonunda bu Bağkur çözülecek. Çünkü bize söz verildi arkadaşlar. Ben hiçbir zaman yarı yolda kimseyi bırakmam arkadaşlar. Ben nasıl bu Bağkurlu arkadaşlarıma buradan ne kadar zamandır video çekiyorsam ben bu Bağkur çözülene kadar da remzelen video çekmeyi bırakmayacağım. Arkadaşlar ben tamam bana ben niye yorumlar da aldım işte sen şöyle video çekiyorsun bunu ne yapıyorsun ediyorsun falan filan bana şeyler de geldi. Ama biz yılmıyoruz. Yıkılmıyoruz çünkü neden yılacağız neden korkacağız? Bizim korkacak bir şeyimiz yok ki. Biz burada hakkımız olan haksızlığın giderilmesini istiyoruz. Yani olmayan bir şey istemiyoruz ki biz. Olan bir şeyler istiyoruz her zaman dediğimiz gibi. Biz en sonuna kadar bu işin mücadeleyi bırakmayacağız. Çünkü bırakamayız. Bırakamayız. Nasıl bırakamayız? Çünkü burada çok Bağkur mağdurları, çok insanlar var. Bazı dengesizler geliyor işte. Yok diye Bağkur'la çok iyi, bok iyi. Bunlar da zaten dengesiz insanlar. Gelir her yerde yani bütün bu sosyal medya civarında dengesizler var. Kimisi istemiyor. Kıskanıyor mu Bağkur'u? Ne oluyor? Oğlum ne iş? Bağkur'un parasına mı göz diktiniz? Bağkurlu çalışsın çalışsın size mi versin? Onun için mi yapıyorsunuz burada? Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Kimse bundan sonra hakkından fazlasını ödemek zorunda değil ve ödemeyecekti zaten. Ödemeyecekti zaten. Bağkurlu uyandı artık. Bağkurlu uyandı. Vallahi uyandı. Bağkurlu bu zamana kadar uyanmamıştı. Ama bu saatten sonra Bağkurlu uyandı. Hakkını sonuna kadar arayacak. Arayacak. Sonuna kadar arayacak ve Bağkurlu bu işi çözülecek. Çözülecek. Çünkü arkadaşlar burada tescil mağdurları, dünya kadar arkadaşlarımız var ya. Tescil mağduru bunlar. Ya 3 sene önce, 5 sene önce olmuş bu. Millet olmuş. Bu adam belki o zaman maddi durumu yoktu. Belki yaşı dolmadı. Belki bir şey olmadı. Ödeyememiş. Şimdi burada bütün kanunlar, bütün kanunlar çıkıyorsa Bağkurlu'ya niye bu kanun çıkmıyor? Niye çıkmıyor? Bu adama niye tescil hakkı çıkmıyor? Yani bu biraz düşündürücü. Düşündürücü Bağkurlular olarak biz hepimiz düşünüyoruz. Acaba neden? Mesela ehya affı bekleyen insanlarımız var. İhya affı idare edilmeni. Bekleyen bir sürü kardeşimiz, abilerimiz var. Bunlar olmuş bir şey. Önceden adamlar ödemiş, yatırmış, gitmiş. Bu adamlar da şimdi, pozisyonu şimdiye gelmiş. Durumları şimdi belli. Yani bunlar da bir şeyler ödeyip kurtulmak istiyor. Kurtulmak istiyor abi. Herkes nasıl kurtuluyorsa bunlar da kurtulmak istiyor. Prim eşitlemesi. Sayın Cumhurbaşkanımız dedi prim eşitleyeceğiz dedi. Söyledi sağ olsun. Ama geç oldu da hala bir haber yok. Bir ses yok. Memleketimizde yani ekonomik durumlar biraz bozuk diyorlar. Öyle diyorlar şöyle diyorlar. Ama valla başka yerlere geldim mi ekonomik durum güzel. Güzel mesela memurlara maaşları yükseliyor ekonomik durum. O askeri ücret yükseliyor ekonomik durum. Bunlara bir ekonomik durum olmuyorsa vallahi kusura bakmasın kimse. Bağkurlu'ya da ekonomik etkilemez yani. Burada kaç milyon Bağkurlu var. Bunların hepsi emekli olacak hali yok. Kimisi borcunu ödeyecek, kendini kurtaracak, bir şeyler yapacak. Gelelim 3600 kısmi emeklilik. Yani 3600 kısmi emeklilik. Bunlar çok önemli. Bu da çok önemli bir madde. Çünkü insanlar yaşlanmış diyoruz yani. Bu insanların işi yok, gücü yok, bir şey yapamıyor bunlar. Bunların da elinden tutulması lazım. Kim tutacak bunların elinden? Devlet tutacak. Devlet tutacak. Biz çünkü bizim kimsemiz yok ki. Çünkü bir evlattan hayır çıkmaz. 10 tane evladın olsun bir babaya bakamaz. O baba çalışmıştır, malışmıştır. Çoluğuna çocuğuna bakmıştır ama bu evlat babasına bakamaz. Binde bir bakar.
Bu gariban adam da 60-70 yaşına gelmiş. Olmamış gitmemiş dediğim gibi ödeyememiş. Bu adam boynu bükük, çoluğundan çocuğundan cebine bir harçlık verecek diye mi bakacak yani? Bakacak. Bunu devletimizin görmesi lazım. Yani bu önemli bir madde. Şu 3600 kısmı emekli mesela bayanlar 50, erkekler 55. Bunun da çıkması çok önemli. Çok önemli madde. Çünkü görüyoruz burada bak çiftçiler ya ne yapabiliyor bu çiftçiler ya? Çiftçilerin de bir durumu yok. Çiftçilerin de bir pozisyonu yok. Yani bunların hepsinin bu işin bir çözülmesini buradan cani gönülden istiyoruz. Vallahi devletimiz inşallah bizi unutmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız ve yeni kurulan milletvekilleri, yeni gelen bakanlar, eski bakanlarımız Vedat Bilgin bize zamanında işte olacak olacak diye söz verdi. Biz ondan sonra burada hepimiz şey yaptık. İnşallah yeni gelen bakanımız bize bu müjdeli haberi verir ve hepimiz rahat ederiz arkadaşlar. Remzelen video atmaya devam edecek arkadaşlar. Biz her zaman sizin sesiniz olacağız. Sesiniz olmaya da devam edeceğiz. Allah'ın izniyle biz bu işi çözeceğiz. Allah'ın izniyle çözeceğiz ve hepimiz rahatlayacağız. Hepinizi seviyorum sevgili arkadaşlarım. Ben yine ara sıra video atarım ama Ekim ayı milletvekilleri, lojmanın milletvekilleri açıldıktan sonra, meclis açıldıktan sonra videolara peş peşe devam. Biz gündemden hiçbir zaman düşmüyoruz arkadaşlar. Gündemden düşmeyeceğiz biz. Bizim Bağkur'umuz çözülecek. Çözülecek de çözülecek. Elinde de olacak, çözülecek de olacak arkadaşlar. Bunu bekliyoruz.